What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pop. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Did it sound like gunshots? I don't know what gunshots sounds like. I just heard a pop. Bu korkunç çığlık 8 Kasım 2010 akşamı polis tarafından kayıtlara geçildi. 911'i korkmuş bir şekilde arayan kişi Jennifer Penn'di. Telefonda saldırıya uğradığını polislere iletti. Bu aramadan sonra polisler hemen olay yerine doğru harekete geçti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polisler Jennifer'ı kurtarmayı başardı. Ancak kurtarıldıktan sonra ortaya çıkacak olan tüm gerçekler ülke gündemini şok edecekti. Jennifer'ın ailesi Asya kıtasından göç etmiş, başarılı ve takdir edilebilecek bir aileydi. Daha iyi bir yaşam arayışıyla Vietnam'dan Kanada'ya göç ettiler. Bu ailenin iki çocukları vardı ve her iki kardeş de Aurora şehrinde araba montaj fabrikasında işçiydi. Genel olarak mütevazi bir hayat yaşıyorlardı. Maddi olarak da birikim yapmayı başarmışlardı. Bu birikim ile kendilerine ev ve birkaç araba bile satın almışlardı. Görünüşe göre hayalini planladıkları rahat ve mutlu bir yaşam onlar için yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyordu. Ancak bu başarılar Jennifer'ın anne ve babası için yeterli değildi. Çocuklarının daha fazla başarılı olmalarını istiyorlardı. Oğulları olan Felix'in sadece bir araba montajcısı değil, daha üst kademelere yükselmesini istiyorlardı. Sırf bu amaçları için oğullarını iyi bir özel üniversiteye yolladılar. Kızları olan Jennifer da mükemmel bir öğrenciydi. İyi bir öğrenci olmanın yanı sıra artistik paten ve piyano ile ilgileniyordu. Bu iki genç başarılı bir gurbetçi ailenin mükemmel örnekleriydiler. Ancak bu gurur ve mutlulukları fazla uzun sürmeyecekti. 8 Kasım 2010 akşamı komşu evinde bulunan güvenlik kamerası Penn'in evine giren kimliği belirsiz 3 kişiyi görüntüledi. O sırada Jennifer, annesi Bih ve babası Han evdeydiler. Aradan geçen yaklaşık 18 dakika sonra kimliği belirsiz adamlar evi terk etti ve hemen ardından Jennifer'dan 911'e bir telefon geldi. Polis bu telefon üzerine olay yerine kısa bir süre içinde ulaştı. Fakat kimliği bilinmeyen 3 kişi evden çoktan uzaklaşıp izlerini kaybettirmişlerdi. Eve giren polisler Jennifer'ın evin ikinci katında buldular. Elleri bağlıydı ve kendisi ahşap bir merdivenin korkuluğuna bağlıydı. Jennifer polislere tüm bu yaşanan olaylar sırasında odasında telefonla konuştuğunu ve aniden gürültülü bir şekilde ikinci kata merdivenlerden çıkan birinin ayak seslerini duyduğunu söyledi. O an evde bir şeylerin ters gittiğini fark etmişti. Korkmuş bir şekilde odasının kapısını açtı ve karşısında doğrudan ona doğrultulmuş bir silah gördü. Eve giren soyguncu Jennifer'ın ellerini ayakkabı bağcıklarıyla bağladı ve onu evdeki bulunan nakit paraları aramak için odadan odaya götürmeye başladı. Jennifer bu süre içerisinde evde 3 hırsız olduğunu fark etti. Silahlı hırsızlar Jennifer'ın müzik öğretmenliği yaparak kazandığı 2500 doları aldılar. Ayrıca Jennifer'ın annesinin odasında sakladığı 1100 doları buldular. Ancak bu nakit para soyguncular için yeterli değildi. Jennifer'ın babası hırsızlara evde daha fazla para bulunmadığını açıklamaya çalıştı. Bu konuşmadan sonra soygunculardan biri Jennifer'ı ikinci kata götürdü ve onu merdivenlerin korkuluğuna bağladı. Diğer iki soyguncu ise annesini ve babasını evin bodrum katına götürdü ve ardından Jennifer 5 el silah sesi duydu. Soyguncular her iki ebeveyni de vurup evi terk ettiler. Bunun üzerine Jennifer hemen 911'i aradı. What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pop. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Did it sound like gunshots? I don't know what gunshots sounds like. I just heard a pop. Jennifer'ın konuşmasının arka planında korkunç bir çığlık sesi duyuldu. Bu çığlığı atan kişi ise onun babasıydı. Omzundan ve kafasından vurulmasına rağmen hala hayattaydı ve yardım bulmak için sokağa doğru koştu. Fakat Jennifer'ın annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Polisler eve ulaştıklarında babası Han bilincini kaybetmişti. Jennifer olan biten her şeyin tek tanığıydı. Hastaneye kaldırılan babası Han komaya girdi. Jennifer ise sorgulanmak ve olayın tüm detaylarını anlatması için polis karakoluna götürüldü. Jennifer'ın sorgu sırasında ilk bakışta her şey onun anlattığı gibiydi.
Fakat polislerin aklında bu dava ile ilgili cevaplanması gereken birçok garip ve şüpheli soruları vardı. Suçlular nasıl oldu da bu iki kişiyi soğukkanlılıkla öldürüp üçüncü kişiye dokunmamışlardı? Neden yaşayan bir tanık bırakmışlardı? Ve onları, Jennifer'ı öldürmekten alıkoyan neydi? Saldırının amacı soygun ise o zaman suçlular neden Penn'in ailesinin arabalarını veya diğer pahalı eşyaları evden çalmamışlardı? İşin garibi, soyguncuların Jennifer'ın babasının cüzdanındaki paraya dahi dokunmamışlardı. Tüm bu sorular ve yaşanan olay çok şüpheli görünüyordu. Ayrıca Jennifer nasıl oldu da elleri bağlı bir şekilde 911'i aramıştı? Bütün bu soruların yanıtlanması gerekiyordu. Yaşanan olayın üzerinden 2 gün sonra polisler Jennifer'ı tekrar karakola çağırdılar. Jennifer bu sorgulama sırasında elleri bağlı bir şekilde polisi nasıl aradığını göstermek zorunda kaldı. I want to see how you could physically get your phone out of your waistband. We're obviously going to need to know that. It's very important. They tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands were bound together. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911. Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone at this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes. Bu sorgunun sonunda Jennifer, dedektiflerin hala ona karşı şüphe duymalarına rağmen onları doğru söylediğini ikna etmeye başardı. Fakat Jennifer'ı takip eden ve bu vaka üzerinde çalışmaya devam eden polisler, Jennifer'ın annesinin cenazesinde garip bir şekilde onun üzgün olmadığını fark etti. Kabus gibi geçen 18 dakika annesini ve muhtemelen babasını kaybedecek olan Jennifer, cenazede bir kez bile ağlamamıştı. Polisler Jennifer'ın hikayesi hakkında giderek daha fazla şüphe duymaya başladılar. Ayrıca olay gecesi babası Han'ın davranışlarına da anlam verememişlerdi. Han başından vurulduktan sonra bilinci yerine geldi ve karısının vurulduğunu gördü. Böyle bir anda içgüdüsel olarak bir baba kızının hayatta olup olmadığını kontrol etmesi gerekirdi. Ama bunun yerine yardım için sokağa koştu. Bu garip davranışının sebebi neydi? Han, bu davayla ilgili yeni bilgileri açığa çıkarabilecek tek kişiydi. Fakat kendisi komadaydı. 12 Kasım tarihinde Han'ın bilinci yerine geldi ve hatırladığı her şeyi dedektiflere tek tek anlattı. Anlattığı hikayesi Jennifer'ın anlattıklarından tamamen farklıydı. Jennifer yalan söylüyordu ve hayatındaki tek yalan da bu değildi. Jennifer'ın babası kızından onun hayatında yaptığı her şeyde en iyisini olmasını istiyordu. Kızının hayatını tamamen kontrol ediyordu. Fakat Jennifer böyle bir yaşam istemiyordu. Ailesinin umutlarını yerine getirememekten korkan Jennifer'ın ders notları lisede kötüleşmeye başladı. O andan itibaren genç kız ikili bir hayat yaşamaya başlayacaktı. Jennifer, anne babasının gözünde mükemmel olabilmek için aldığı kötü notları bir şekilde yüksek notlarla değiştiriyordu. Lise hayatından sonra ise istediği üniversiteye giremedi ve bu konuda ailesine de yalan söylemek zorunda kaldı. Mezuniyet zamanı geldiğinde Jennifer üniversiteyi bitirdiğine dair bir basit diploma satın aldı. Ve bu süre zarfında iyi kız rolünü oynayan Jennifer Penn, kötü çocuk olan Daniel Wong ile tanıştı. Daniel ondan yaş olarak büyüktü ve uyuşturucu ticareti yüzünden polis ile sorunları vardı. Doğal olarak Jennifer'ın babası böyle bir adamı kabul etmedi. Bunun üzerine genç kız ailesine okul yurdunda yaşadığını söyleyerek Daniel ile birlikte gizlice yaşamaya başladı. Fakat bir süre sonra Jennifer'ın bu söylediği yalanlar bir bir ortaya çıkacaktı. Genç kızın babası kızının davranışlarından bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti ve onu gizlice izlemeye karar verdi. Bu kararının ardından gururla yetiştirdiği kızı hakkındaki tüm gerçekleri öğrendi. Bu duruma sinirlenen kızgın baba Jennifer'ın tüm iletişim araçlarını elinden aldı ve evden çıkmasını yasakladı. 25 yaşındaki yetişkin birey olan Jennifer artık evi sadece müzik derslerine gitmek için terk edebilecekti. Öfkesini alamayan kızgın baba kızına ancak ölümünden sonra erkek arkadaşını tekrar görebileceğini söyledi. Babasının bu söylediği sözler sonrasında Jennifer ise bu kadar uzun süre beklemeyecekti. Erkek arkadaşı Daniel genellikle suç örgütleriyle çalışıyordu.
Bu yüzden Jennifer'ın ailesiyle olan sorununu çözmesine yardım olabilecek birkaç tetikçi tanıyordu. Babasının kurallarından ve hapis hayatından kurtulmak için onlara 10 bin dolar ödedi. Fakat Jennifer'ın bu kusursuz planında her şey ters gitti. Çünkü babası hayatta kaldı. Babası Han, komadan çıktığında başına toplanan polislere kızının ikinci kattan aşağı indiğinde ellerinin bağlı olmadığını söyledi. Aksine Jennifer'ın soyguncularla olan iletişimi dostça görünüyordu dedi. Han'ın ifadelerinin ardından polis, genç kızı hemen sorgulaması için polis merkezine getirdiler. Fakat bu sefer genç kız tanık olmayacak, şüpheli olacaktı. 9 saatlik uzun bir sorgulamanın ardından Jennifer nihayet gerçeği söylemeye hazırdı. Ancak polisin beklediği gerçek bu değildi. Jennifer'ın söylediklerine göre kendisi hariç kimse ölmemeliydi. Daniel ile ayrıldığı için o kadar üzgündü ki intihar etmeye çalıştı. Ama bunu kendi başına yapacak cesareti yoktu. Kendi hayatını sonlandırmak için tetikçilerle anlaşan Jennifer daha sonra bu anlaşmayı iptal etmeye karar verdi. Fakat iptal etmek için katillere ödeyecek ekstra parası yoktu. Tüm bu yaşananların sonucunda tetikçiler Jennifer'ın evine geldiler ve ailesini öldürmeye çalıştılar. Jennifer'ın anlattığı bu versiyon mahkemede sunduğu kendi savunmasıydı. Ancak polis sevgilisi Daniel Wong'u da sorguya almıştı. Muhtemelen o ve Jennifer'ın aynı versiyonu konuşmak için zamanları yoktu. Sorguya alınan Daniel ise Jennifer'ın bu tetikçileri ailesini öldürmek için onun yardımıyla işe aldığını çoktan itiraf ettiğini düşünüyordu. Ve Jennifer'ın anlattığı intihar versiyonunu bilmiyordu. Bu yüzden sorgulama sırasında Daniel doğal olarak kendini korumaya çalıştı. Jennifer'ın gerçekten ailesini öldürmek istediğini itiraf etti. Polis ayrıca Daniel'ın Jennifer'a katillerle iletişim kurması için yedek bir telefon verdiğini de öğrendi. Soygundan sonra Jennifer telefonun sim kartını yok etti. Ancak telefonun kendisinden kurtulamadı. Bunun üzerine polisler telefonu buldu ve Jennifer'ın katillerle yaptığı yazışmaları telefonda buldular. Suçlular Han'ın evine girmeden önce Jennifer onlara VIP erişimi açık diye bir mesaj yazdı. Bu mesajın anlamı ise evin kapısının açık olduğu anlamına geliyordu. Ayrıca güvenlik kameralarındaki görüntülere göre Jennifer odasındaki ışıkları açıp kapatarak soygunculara sinyal verdiği görülüyor. Bu sinyal ise eve girebilecekleri anlamına geliyordu. Sonunda polislerin Jennifer, Daniel ve bu 3 suçluyu hapse atmak için ellerinde yeterli kanıtları vardı. Suçluların her biri Big Pan cinayeti ve Han Pen'i öldürmeye teşebbüs suçlarından ömürleri boyunca müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Jennifer'ın akrabalarıyla iletişimini de yasakladı. Babası Han'ın mahkemede kızına söylediği son sözleri ise "Karımı kaybettiğim anda kızımı da kaybettim. Artık bir ailem yok gibi. Bazıları hayatta kaldığım için şanslı olduğumu söylüyor. Ama ben ölmüş gibi hissediyorum" dedi. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.